İnsanoğulları devamlı büyüyüp gelişiyor. Zaman bir sonrakinin üstüne, tarih bir sonraki sayfanın biçimine giriyor. Zaman böyle ilerlerken peki bir zamanlar severek takip ettiğimiz insanlar nasıl biri olup ne hal alıyor? Bu sorularımızın cevabı bu seride. İyi seyirler. Bu videomuzu beğenerek ve abone olarak bize destek verebilirsiniz. Emin Gümüşkaya, namı değer seyyar tayyar, elinde pilav arabasıyla ne sorarlarsa her şeyi kendinin bulduğunu dile getiren Türk lirasının yeni simgesini ben buldum. Türk parasının itibarını da ben kurdum. Pilavı ben buldum. Değiş o değiş patladı gitti. Hatta Boza'yı bile o buldu diye onun adına Boza markası çıkarıp seyyartayyar.com'dan canlı yayında dağıtılmaya başlanan Seher Solmaz yollamış. Evet. Tayyar Bey, Boza'yı dedenizin bulduğunu duyduk. Brokoli çorbasını da siz mi buldunuz? Evet, Boza'yı dedem bulmuştur ama brokoli çorbası hakkında hiçbir fikrim yok. Bak içimde ukde kaldı. Ben de o anda siteye girmiştim ve site çökmüştü ve alamamıştım. Ama yine kalbimizi kazınan o sevgisiyle türlüyü bulma hikayeleri... Turlu turlu yemekler vardır. Bu da başka türlü bir yemek. Adı ne bunun dedi. Efendim düşündüm. Türlü dedim. Değiş o değiş. Turlu patladı gitti. Ya da sütlacı bulma hikayesi... Seyyar Tayyar'ın kendi icadı olan fırın sütlaç geldi. Her daim aklımızda kalmıştır. Çocuklar Duymasın dizisiyle hayatımıza giren sevimli mi sevimli, tombiş mi tombiş amcamız Emin Gümüşkaya, namı değer seyyar tayyar. Zaman geldi geçti, gün bir sonrakinin üstüne, takvim ise bir sonraki sayfanın biçimine girdi. Peki şimdi seyyar tayyar amcamız ne halde? Kısaca size kendisinden şöyle bahsedeyim. Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar rolüyle tanındı ve popülerliği yakaladı. Emin amcamız 10 Ocak 1948 İstanbul doğumludur. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya'dır. Konservatuvar bölümünden mezun oldu ve hayata atıldı. 1985 yılında Bay Alkollü Takdimimdir diye ilk dizisinde rol aldı. Hatta Emin amcamız Shakespeare'in tiyatrolarını bile canlandırdı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatroyu canlandırdı. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı. 1994 yılında Osman Gazi Belediyesi'nde memur olarak girdi ve orada sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Belediyenin eski deposunu düzenleyerek burada ücretsiz tiyatro kursları vermeye başladı. Daha sonra Emin amcamız Ahmet Vekip Paşa Tiyatrosu'nun 5 yıl boyunca müdürlüğünü yaptı. Asıl şimdi başlıyordu. Ama bu 5 yıl içerisinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kamuoyunda bir ara bayağı duymuştunuz. Perde operasyonu buydu. Devlet tiyatrolarını usulsüz harcamalar ile zarara sokmak suçundan yargılandılar. Mahkeme suçlarını sabit gördüğü Rahmi Dingil ve Emin Gümüşkaya'ya 3 yıl 1 ay cezaya çarptırdı. Bir ara Çocuklar Duymasın'dan kaybolma dönemi bu yıllara denk geliyordu Emin amcamızın. Çocuklar Duymasın setindeyken polisler tarafından dizinin o bölümü çekildikten sonra tutuklanarak hapse götürüldü. En son 2015 yılında Merdiven Baba isimli bir sinema filminde oynadı Emin Gümüşkaya. İlk eşinden olma bir çocuğu vardır. Şimdilerde ise Atçalı Kel Mehmet'i Mor 2 diye sinema filmlerinde projeleri devam ediyor. 70 yaşında olan Emin amca yine hayatı çok karışık geçiyor ve hızlı sinirlenmeler yaşıyor. Ama genellikle yaşının vermiş olduğu bir insan olarak doğru yerlerde sinirlenerek her zaman haklı çıkıyor. Ne zaman emekli olacağını sorduğumuzda ise devlet beni emekli etti ama hayat beni emekli etmedi diye cevabını alıyoruz. Emin amcamızın yaşı 70 ama iş bitmemiş. Hala sinemalarda o perdeden bu perdeye koşturacağım diye uğraşıyor. Sinema aşkı ve tiyatro aşkı bu olsa gerek.